Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Amerikan tetralarıyla alakalı bilgiler aktaracağım sizlere. Bütün akvaryumcularda kolay bir şekilde bulabileceğiniz balık türleri. Ama şunu söyler hobiciler. İşte beslenilmesi zor, zorluk sınıfı çok yüksek vesaire vesaire. Aslında her canlının kendine özgü bir yaşayış tarzı var. Hazırlamanız gereken bir yaşamsal ortam söz konusu. Çünkü burası yapay bir ortam. Eğer ki bu ortamı besleyeceğiniz balığa uygun bir şekilde yapamazsanız balığın ölümüne sebebiyet verirsiniz. Ah benim balığım niye öldü diye de ondan sonrasında hobiden soğumazsınız. Ki bunu en başta tabii ki bu işe yeni başlayanlar yapıyor. Akvaryumcuya gidiyor, bakıyor, bu balığı çok beğendim. Genelde neon tetra çıkıyor. Sonrasında bir akvaryum kuruyorlar kendilerine. İşte akvaryumcunun anlattığı ufak tefek bilgilere göre beslemeye çalışıyor. Balık ölüyor. Ondan sonrasında işte balıklar çok çabuk ölüyor. İşte neon tetralar çok çabuk ölüyor tarzında bir şeyler söylüyorlar. Tabii ki neon tetranın yaşamsal faaliyetini oluşturabilmek amaçlı onun yaşamsal faaliyetini dizayn etmeniz gerekiyor. Yapay bir ortam dedik. Doğal ortamına benzetmeniz gerekiyor. Bir şekilde balığı kandırmanız gerekiyor. Artık 40 litrelik, 50 litrelik tankları kullanmamanızı öneriyorum. Evinizde kullanabileceğiniz en mini tank artık 100 litrelik bir tank olsun arkadaşlar. Çünkü neon tetralar veya da tetra grupları kalabalık grup halinde beslenilmesi gerektiği için 100 litrelik bir tankta rahat yüzmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 40 litre, 50 litre artık unutun. Yani 100 litrelik bir tank kullanmaya özen gösterin. Bol bitkili olması gerekiyor. Ve pH'ının düşük olması gerekiyor arkadaşlar. Düşük pH için de mangrov kökü, yatı kökü gibi kökler kullanabilirsiniz. Kökler videoma göz atın çünkü kökler videom çok babacan videolardan bir tanesi. Yani severek yaptığım bir video. Ve kaya kullanacaksanız da nötr kayalar kullanmanızı öneriyorum. Kayalar videoma da bakabilirsiniz. O da çok sağlam videolardan bir tanesi. Bu videolara bakarak bu balık hakkında uygun bir akvaryum oluşturabilirsiniz. Başka pH'i düşük dedik, 5 ile 7 olsun ama 7'ye bile çıkarmamaya özen gösterin pH'i. 5, 5,5, 6, 6,5 tarzında bir su pH'i olsun. Isı derecesi 22-26 santigrat derece bu balıkların yaşamsal faaliyetleri için yeterli su dereceleri. Ve kati suretle akvaryumda kalsiyum içeren herhangi bir şey olmayacak. Ne bir dekor olacak, ne bir kaya olacak, ne bir kum olacak. Yani ne de filtre malzemesi. İyi araştırın, kalsiyum bu balıkların organlarını tıkıyor ve ölümüne sebebiyet veriyor. Genelde, neydi onun adı? Bazı tuzlar, en çok kullanılan tuzlar diyeyim, kalsiyum içerdiği için tuz bile kullanmamaya özen gösterin. Tedavide dahi tuz kullanmayın. Tuz bu balıklar için riskli arkadaşlar, haberiniz olsun. Belli başlı türleri var dedik. Bu türlerden en popüleri neon tetra ve kardinal tetra olarak biliniyor. Mesela ışıklı tetra, mücevher tetra, kırmızı tetra, limon tetra, elmas tetra. Kardinal zaten söylendi, neon zaten söyledik en popüler. Bir de imparator tetra grupları söz konusu ama dediğim gibi 1000'e yakın türü var. En çok bilineni ve akvaryumcuya gittiğiniz zaman en çok bulunanları da bunlar arkadaşlar. Beslenme şekilleri böcekçil beslenen canlılar ama genelde pul yemli besleniyorlar. Omurgasız canlılar ve artemia da verebilirseniz bu balıklara daha sağlıklı büyüyeceklerdir, daha sağlıklı yaşayacaklardır. Hani çok çabuk ölüyor falan diyorlar ya, en son Tutku Akvaryum sponsorumuz biliyorsunuz, profesyonel akvaryum sistemleri balıktan ziyade, ki balık da dahil olmak üzere aradığınız her türlü balığı bulabiliyorsunuz. Bütün akvaryumla alakalı araç, gereç, filtre malzemesi vesaire ne varsa buluyorsunuz burada. Biz de ne yaptık? Bir nanotank kurduk. Bu nanotanka da ben neon tetra attım. Böyle herhangi bir tanesinin hastalandığını görmedim, öldüğünü görmedim. Şu anda çok sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Uygun bir akvaryum ortamı sağladık onlara. Bitkili bir akvaryum oldu. Ve şimdi aklıma geldi, ışık bu balıklara sıkıntı oluşturuyor. Yani strese girmelerini sağlıyor. Çok kolay bir şekilde strese giren balık türleri. Işık loş olması gerekiyor. Işığınız eğer çok kuvvetliyse su üstü bitkisi kullanabilirsiniz. Su üstü bitkisi ışığı bir nebze kesecektir. Loş ışık kullanmaya özen gösterin arkadaşlar bu balık türleri için. Ve üreme olayı da
akvaryum ortamında biraz zor ama 100 litrelik bir akvaryumda bunu başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı şekilde makrakanta videomda anlattığım gibi hemen hemen üreme şekilleri aynı. Makrakanta efsane bir videodur. Mutlaka izleyin o videomu da. O videoda anlattığım gibi balığı bir şekilde kandırmanız gerekiyor. Nasıl kandıracaksınız? Mesela yağmurlu ortamda balıklar ürüyor. Neon tetralar. Aynı makrakantalar gibi. Şelale filtre ucu kullanmanız gerekiyor. O su titreşimleri balıkta yağmur yağıyor havası oluşturması gerekiyor. Su ısısı 22-26 santigrat derece. Yağmurlu havalarda genelde tabii gökyüzü kapalı olduğu için ışık da ona göre az seviyede olması gerekiyor. Balıklar yumurtaları saçarak ve erkeğin yumurtayı döllemesiyle tabii ki etrafa saçılıyor. Bu yüzden mantıken de dipte bir vatozun veyahut da dipte bir çöpçünün olması bu yumurtaların yenmesi anlamına geleceği için çöpçü ve vatoz kullanmamaya, daha doğrusu akvaryumda barındırmamaya özen gösterin. Başka titreşime çok duyarlı balıklar. O yüzden sivri kayalar kati surette kullanmıyorsunuz. Çünkü bu tabii ki deneyimi olanlar, tecrübesi olanların da söylediği bir olay. Çok hızlı hareket ettikleri için zaten vücut yapıları da torpido gibi suyu yararak hızlanıyorlar. Çok hızlı hareket ettikleri için herhangi bir sivri uçlu kayaya çarptıkları an itibariyle vücutlarında yaralar oluşabilir. Bu yüzden bunlara çok dikkat etmenizi öneriyorum. Toparlayacak olursak arkadaşlar, kalsiyum içeren herhangi bir şey kati surette kullanmıyorsunuz. İç organlarının tıkanmasına sebebiyet veriyor. pH 5, düşük pH'li su seviyorlar ve yaşamsal döngülerini sağlayabilmek için suyun pH'inin düşük olması gerekiyor. 5, 5,5, 6, 6,5, 7'ye dahi çıkmayınız. Isı derecesi 22-26 santigrat derece olması gerekiyor. Nötr kayalar kullanmanızı öneriyorum. Nötr kum kullanmanızı öneriyorum. Ve suda mümkünse mangrov kökü kullanın. pH'i düşürme özelliği söz konusu. Başka titreşime çok duyarlı. O yüzden akvaryuma çok fazla böyle temas etmemenizi öneririm. Yağmurlama filtre ucu kullanmanızı öneriyoruz. Işığın loş ışık olması gerekiyor. Işığı fazla sevmiyorlar. Çok çabuk strese giren canlılar. Bu yüzden bitkili akvaryum onları stresten uzaklaştıracaktır. Böcekçil besleniyorlar ama pul yem onların vazgeçilmezi. Artı omurgasız canlılar, su piresi gibi akvaryuma beslenmeleri amaçlı onların hani onlar için yetiştirebilirsiniz. Su piresi ile alakalı videom da söz konusu. Ve mutlaka su piresi verin bu balık türlerine. Ve Artemia'da verebilirsiniz. Tabii ki deneyimi olanlar, bu balığı besleyenler mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmına tecrübelerini yazsınlar. Ben de şöyle duyurular yapayım sizlere. Yakın bir zamanda televizyon kanalımıza geçiş yapacağız. Bilginize Yiğit'i bekliyorum. Yiğit İngiltere'de arkadaşlar. Geldiği an itibariyle profesyonel çekimlere devam edeceğiz. Ne kadar profesyonel çeksek de çok ilginç eleştiriler geliyor. Bakayım video çekiyor mu şu anda? Evet. Eleştiriler geliyor. Eleştirileriniz ağır. Yani çok babacan arkadaşlarımız var sağ olsunlar, destekleyenler. Çok teşekkür ediyorum ama eleştiri yaparken hakaretvari eleştiriler geliyor. Hele ki Yiğit'e çok şaşırdım, ayıp gördüğüm, garipsediğim eleştiriler geliyor. Yiğit daha 7 yaşında ve emin olun ki karşınıza aldığınız zaman koskocaman adamcasına muhabbet edebileceğiniz bir adam diyeyim. Bu kanalın sahibidir kendisi, onu da aktarmış olalım. Çok fazla trollemeler var, ben yemiyorum bilginize. Hani cevap vermeye bazen utandığım mesajlar geliyor, o yüzden eleştirecekseniz eleştirin, eyvallah. Eleştiri kötü bir şey değil ama eleştiriyle hakareti bazen karıştırıyorsunuz. Bazı arkadaşlar için söylüyorum tabii ki. Bunlara lütfen dikkat edelim. Elimizden geldiğince profesyonel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada da ışığı eleştireceksiniz biliyorum ama elimden gelen bu. Stüdyo ortamında değilim şu anda. Yine de teşekkür ediyorum. 11.000'i geçtik. Sağlığım var mı? Yakın bir zamanda çekiliş yapacağım bilginize. Başka ne söylenebilir? Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki kanala destek sağlamak istiyorsanız arkadaşlar, ki desteklenmesi gereken bir kanal olarak görüyorum. Çok büyük bir sponsorumuz var arkamızda. Tutku Akvaryum. Bütün ekibe buradan selamlar. Büyük bir ekip Tutku Akvaryum. Profesyonel akvaryum sistemleri diye geçiyor zaten. Çok fazla arkadaşımız geliyor, ziyaret ediyor. Ara ara ben orada olduğum zaman karşılaşıyoruz. Hepsine ben teşekkür ediyorum. İstanbul'un, hatta İstanbul dışından gelen birçok kişi oluyor. Hepsine ben
teşekkür ediyorum. Videoları paylaşın arkadaşlar. Sosyal ağlar üzerinde videoları paylaşın. Her yerde paylaşmaya özen gösterin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kanalı daha da bir büyütelim. 11 bin olduk çok şükür. Ama kanalın daha da büyümesi bizim temennimiz. Hatta soruyorlar kanalı satıyor musun diye, çok ilginç yerlerden teklifler geliyor. 3 bin lira, 5 bin liraya satın alalım falan. Kanalı satma düşüncesinde değilim. Kanalı büyütme düşüncesindeyim. Bunda da katkınız olursa çok minnettar olurum. Sağ olun, var olun. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Yiğit'i bekliyoruz daha profesyonel videolar için. Burada da kaplumbağalarımız var. Şu anda 3 taneler. Keşke 4 tane olsalardı. Ninja kaplumbağaları kuruyor olurdu o sıra. Ama birazcık boylandırıp kendilerini göle bırakacağım. Bunun videosunu da çekeceğim. Bekir canavar gibi her zaman olduğu gibi. Gel oğlum. Mıncıklayalım seni. Aslanım. Aslan oldu. Çok da sağlıklı. Sorun olacak. Niye bu kadar akvaryumda? Çünkü Bekir'in hava kesesi problemi var. İçeride yaklaşık 600-700 litrelik bir tankım var ama boş duruyor. Bekir'i oraya koyamıyorum. Bekir burada oldukça mutlu. Mecburum Bekir'i burada beslemeye. Çünkü sağlık problemi yaşayabiliyor. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.